Herkese merhabalar. Orhun Hira'yı kurtarsın diyenler beğeni tuşuna bassın. Bize sayımızı görmüş olalım. Dilerseniz videomuza geçelim. Esaret dizisi Hira'nın kaçırılmasının ardından devam eder. Volkan geçmişin intikamını almak için Şefik diye bir adamı konağa gönderdi. Şefik ilk olarak Eda'yı tehdit ederek kendisine yardım etmesini söylemişti. Hira Orhun'dan utandığı için Ali'nin odasında uyuduğu sırada Şefik odaya girerek Hira'ya zarar vermeye çalışır. Tam o sırada Orhun'un odaya girmesinin ardından Hira tehlike şimdilik atlatmış oldu. Konağa girip herkesi tehdit eden psikopat uzaktan Orhun ve Hira'nın ne kadar mutlu olduklarını görecek. Raşit Orhun'dan daha fazla para koparmak için Hira'yı öldürmek yerine onu kaçırarak daha fazla paranın peşine düşecek. Hira ve Ali beraber oyun oynadıkları sırada psikopat ortaya çıkarak Hira'yı kaçıracak. Şefik Hira'yı kaçırmasının ardından Orhun'u arayarak sevdiği kadının elinde olduğunu söyler. Şefik Orhun'dan yüklü miktarda fidye isteyerek sevdiği kadına zarar gelmemesi için bu parayı ona vermesini ister. Şefik henüz Orhun Demirhanlı'nın ne kadar güçlü olduğunun farkında değil. Orhun Demirhanlı sevdiklerine zarar gelmemesi için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırdır. Orhun, Hira'nın bir an önce kurtulması için adamlarına talimat vererek bu adamı yaptıklarına pişman edecekler. Orhun Hira'yı kurtararak sevdiği kadını tekrardan konağa getirecek. Ali henüz konağa alışamamışken Hira'nın kaçırılmasının ardından Ali'nin de psikolojisi bozulmaya başlayacak. Nurşah elinden geldiği kadar Ali'nin yanında olmaya çalışacak ama Hira konağa gelmeden Ali düzelemeyecek. Hira'nın konağa dönmesinin ardından Ali ile doyasıya sarılacak. Orhun ve Hira'nın birbirlerine olan sevgileri artmaya devam ediyordu. Orhun'un Hira'yı kurtarmasının ardından birbirlerine olan sevgileri daha da artacak. Şefik Hira'yı kaçırmak için Eda'nın da yardımını almasının ardından Orhun'un Eda'nın gerçek yüzünü görüp onu konaktan konmasını istiyoruz. Eda Hira'ya zarar gelmesi için her türlü kötülüğü yaparken yaptıkların bedelini ödemesini istiyoruz. Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında bizlere kendi görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bütün bu kaçırılmanın arkasında geçmişte Hira'ya sarkıntılık eden Volkan vardır. Orhun'un Volkan'ın gerçek yüzünü ortaya çıkarıp onu hapise göndermişti. Bu yüzden Volkan Orhun'dan intikamını almadan durmak bilmez. Fakat Orhun ailesine bir zarar gelmemesi için herkesi karşısına almaya hazırdır. Kenan ve Meryem arasındaki ilişki yavaş yavaş düzelmeye başladı. Fakat Meryem'in babası Raşit yine bizleri şaşırtmayarak Harika'nın kötü oyunlarına dahil olur. Raşit Harika'nın para teklifini kabul ederek ortak hareket etmeye başlar. Raşit Kenan'ın göndermiş olduğu dosyanın içini boşaltarak Meryem'i zor durumda bırakır. Raşit'in düzeldiğini düşünüyorduk ama huylu huyundan vazgeçmediğini bir kez daha göstermiş oldu. Raşit'in bu denli kötü olmasının ardından umarız yaptıklarının bedelini öder. Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında bizlere kendi görüşlerinizi belirtebilirsiniz diyelim ve videomuzu burada sonlandıralım. Bir sonraki videomuza görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.